Abi bir saniye. Abi 50 kuruş. Oraya bırakıver sana zahmet. Ya bozuğum yok. O bakımdan. E bozarız abi. Ha. Dur ya. Var galiba. Ne oluyor bu insanlara ya? Ulan eni konu 50 kuruş işte be. Meral, artık aç şu kapıyı. Meral. Gidin başımdan be, gidin. Aç dedim Meral. Durduk yerde bozma asabımı. Meral. Meral. Alo. İbrahim. Hayırdır hanım? Sesin niye öyle? Bunaldım İbrahim. Ne yapacağım bununla ben? Vallahi alıp başıma gideyim diyorum bazen. Ya ne oldu? Kilitledi kendini odaya. Güzellikle söyledim olmadı. Bağırdım, çağırdım. Yok. Katır bu katır. Yedi benim ömrümü. Sakin ol hanım. Akşama... Seni de tedirgin ediyorum ama... Bak hala orada. Sonra konuşalım hanım. Aha! Ulan yani 20 senedir buranın ihalesi bende. Hiç böyle asortik helal bekçisi de görmedim ha. Bir elinde paspas, bir elinde cep telefonu. Vallahi bravo. Kapıya da bir makam arabası çekelim. Şöyle siyah tarafından. Ha? Yok abi, evden. Bizim hanım biraz... Nasıl durum? İyi abi. Ne kadar var? 250 lira abi. Bu mu lan iyi dediğin? Öyle abi. Bu otobüslere kran mı girdi be? Dört aç gözünü. Güle güle abi. Hoş geldin baba. Nasılsın oğlum? Ben iyiyim de baba. Ablan mı yine? Anneme bir şey olacak diye korkuyorum baba. Bunu bir temiz dövmek lazım. Kolay gelsin hanım. Hoş geldin. Değiş de gelemem. Peki.
Niye yemiyorsun? Bilmem. Yiyesim yok işte. İştah mı kaldı sanki? Ha, yine bana döndü değil mi? Bağırma öyle hemen kızım. Ayıp. Hah, ayıbı sizden öğrenecektim. Edepsiz. Eve geldiği gibi esip gürlemeye başladı. Ne laflar söyledi, neler dedi inanamaz. Bıktım vallahi. Bunun tafrasını çekmekten bıktım ben. Derdin ne kızım senin? Gönlünce gezemiyormuş hanımefendi. Cebinde hiç parası olmuyormuş. Arkadaşları bilmem ne almış da bu alamamış. İnsan bunun için evi cehenneme çevirir mi ayol? Yalan mı? Her şeyi söylemenin bir adabı vardır. Bir usulü vardır. Babana bile... Ne dedin? Ne dedi bana? Boş ver. Ye hadi yemeğini. Ne dedi dedim? Tuvaletçi dedim. Her Allah'ın günü temizliyor dedim. Yalan mı? Kes artık. Arkadaşlarım beni görünce kikir demeye başlıyorlar. Çok sıkıştım, ben bir Meral'lere kadar gideyim diyorlar. Meral sus. Bıktım artık. Getirdiğin ekmeğe bile iğrenerek bakıyorum. O pis elleriyle tutmuştur diyorum kendi kendime. Sen de orada durmuş, ayıp diyorsun. Yeter be, sus be. Kapa çeneni. Hakan yapma. Bırak, bırak. Yapma, yeter. Sen var ya. Üzülme. O ne dediğini bilmiyor. Bu eller. Bunlar gerçekten kirli mi Aysel? Pis mi o kadar? İbrahim yapma. Erkeğin gidip ekmeğini kazanması artık o kadar da mübarek sayılmıyor Aysel. Ne kadar kazanıyorsun ona bakıyor insanlar. Paran kadar konuş. Kendi kızım bile. Benim kızım bile. Ona bir haller oldu İbrahim. Ergenliktir dedim. Bunca zaman hani gençtir, kavak yelidir dedim ama... Düşündürüyor beni. Gidişini iyi görmüyorum onun. Çocuklarımız. Biri kendinden ve bizden utanıyor. Öteki bakıp bakıp atıyor içine. Yahu tankerin mi var be arkadaş? Bu ne böyle? Maksud abi sen miydin? Ne bu ya? Bir kovaya bir kapak kardeşim. Düşman malı mı böyle boca ediyorsun? Temizlemiyordu abi. Yetmiyor işte herhalde. Yeter yeter. Koku falan şey edince... Patron sen misin ben miyim lan? Cercer konuşup durma öyle. Az diyorsam az koyacaksın. Öyle bilmiş adam sevmem ben.
Meral, kızım. Baban da çok üzülüyor bak. Niye böyle kızım? Sanki yok gibisin evde. Sanki bizimle... Ne diyorsun sen anne ya? Dediğimde bir şey yok ki kızım. Yani biraz... Bana baskı yapıp durma anne. Baskı falan yaptığım yok. Ben sadece... Burası bir fare deliği anne. İçindeki herkes de kafayı yemiş. Herkes. O nasıl bir... Yalan mı? Babam üzülürmüş ya ben. Ben? Üstüne sinen kokuyu duymuyor musun anne? Şu evdeki kokuyu duymuyor musun? Yok öyle bir şey. Allah'tan kork. Bar. Ben kurtulacağım buradan. Tamam mı? İstemiyorum. İstemiyorum. O ipsiz heriften değil mi? Ne diyorsun sen be? Kapa çeneni. Herif mi? Ne diyor kardeşim Meral? Mustafa. Sus dedim. Mustafa. Ama soyadını bilmiyorum. Okul kapısında hapse attığını söylüyorlar. Bıçak taşıyormuş. Yalan. Meral? Ve kızın onunla konuşuyor anne. Şu anda da ona cevap yetiştiriyor. İstersen bak telefonuna. Meral, ver şu telefonu bana. Beni sıkıştırma anne. İspiyoncunuz doğru söylüyor. Mustafa hakkında yani. Her şey hazır olunca siz benden kurtulacaksınız, ben de sizden. Yazıklar olsun. Ben gittikten sonra babamın o pek sevdiğiniz kokulu ellerini tutarsınız artık. Birini sen, birini de bu şapşal. İbrahim, çocuklar, hadi kalkın artık. Sizden de, kokunuzdan da bıktım Meral. Ablan nerede? Bilmem, mutfakta değil mi? İbrahim! İbrahim kalk! Meral! Ne? Meral! Meral gitmiş İbrahim! Meral gitmiş! Haber var mı? Yok. Sorabileceğim her yere sordum. Her yere. Polis? Polis bilmiyor bu. Gittim. Ama galiba
galiba pek bir şey yapılamayacak. 18 yaşını geçtiği için. Niye gitti? Niye bıraktı bizi? Meral'im, kızım. O Mustafa mıdır nedir? O serseri de yok ortalıkta. Onu dünyadaki her şeyden fazla sevdim. Her şeyden. Ama o... Ama o... Neden? 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 Neden Meral? Yatacaksan git bir terminale yat. Maksut Bey. Maksut Bey ha? Ben helâ sahibiyim. İnsanların defi hacetinden para kazanırım ben. Ama... Benim buraya baksın diye diktiğim adam... ...duvar dibinde uyursa kazanabilir miyim o parayı İbrahim? Ama ben... Topla pılını pırtını bas git buradan. Ama Maksut abi... Dışarıda bir alay adam aç geziyor be. Seninle mi uğraşacağım? Hadi yallah. Kızım kayıp. Kaçtı evden. Aklım başımda değil Maksut abi. Allah rızası için. Bana ne be? Çoluk çocuk kalırız ortada. Yapma. Çıkar mısın? Çıkartayım mı dışarı? Hadi. Kızı kaçmışmış. İyi etmiş. Afanak herif. İbrahim, ne oldu? Ne oldu İbrahim, iyi misin? Hakan, Hakan gel buraya. İbrahim, iyi misin? Baba. Tut kolundan babanı, içeri taşıyalım. Babama ne oldu anne? Nereden bileyim oğlum?
dokunduğum her şey kaçıyor benden. Kızım, işim, ekmeğim bile kaçıyor benden. Öyle deme İbrahim. Allah hayra çıkarsın. Ne yapalım? Deme öyle. Kızım bile Aysel. Nerededir? Ne yapar? Elim ermiyor Aysel. Aklım ermiyor. Tamam. Yapma. Tamam. Anne, babama baksana. Yarım saattir böyle anne. İbrahim, neden ellerine bakıyorsun? Pis benim ellerim. Kötü kokuyor. Çok kötü. Kokuyor ellerim. Kokuyor. Kokuyor. Çok pis kokuyor. Ama... İbrahim. Çok pis. Kokuyor. Çok kokuyor. Kokuyor. Kokuyor benim ellerim. Kokuyor. Çok kötü kokuyor. Pis kokuyor ellerim. Çok kötü kokuyor. Ellerim... Anne! Banyoya gel. Ne oldu oğlum? Ne var banyoda? Hadi gel. Pis. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Kokuyor. Kokuyor benim ellerim. Kokuyor. 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 Kokuyor benim ellerim. Kokuyor. Çok pis. Çok pis. Kokuyor. 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 Çok pis. Çok pis benim ellerim. Çok pis kokuyor benim ellerim. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Kokuyor. Çok pis. Çok pis. Kokuyor. Kokuyor benim ellerim. Kokuyor. Çok pis. Hadi gel. Gel yat şöyle. Hadi uzan. Uzan. Bacaklarını uzat şöyle. Allah'ım, ne yapacağız biz?
Ne yapacağız? Biz eller. Ablamdan nefret ediyorum anne. Deme öyle. Babamı bu hale o getirdi. Baksana şuna. Biz eller. Deme oğlum. O da kim bilir ne haldedir şimdi. Ne yiyor, ne içiyor. Babamın ellerine pis derdi. Hatırlamıyor musun? Hiç beğenmezdi onu. Tuvalette çalıştığını hep sakladı okulda falan. Sanki ayıpmış gibi. Of Meral. Oysa hep bizim için çalıştı babam. Anne. Ben dünyada en çok babamı seviyorum anne. Onun böyle olmasını istemiyorum. İstemiyorum. Meral'im. Az kalsın öldürecektin onu. Hakan, ben... Bekletme babanı.
kızım. Kızım. Ellerim. Ellerim pisti ama. Hiç kirli ekmek getirmedim sana. Hiç. Asla. Asla. Affetmedim ama. Affet. Kızım. Affet. Kızım. Kızım. Bayan, ne yapıyorsun sen? Bayanlar kısmında işe başlıyorum. İşe mi başlıyorsun? Hı. Kafayı mı yedin kızım sen? Hemen bugün başlıyorum üstelik. Burası Dingo'nun ağrı değil. İbrahim'in kızıyım ben. Geçen gün kovduğun adamın kızı. İbrahim'in mi? 12 sene çalıştı sana. Sigortasız, zamsız. Kaçak çalıştı. Ya gidip şikayet eder, uğraştırırım seni. Ya da babamın yerine çalışır, paramı alırım. Ama... Ben başlıyorum temizliğe, o kadar. Merhaba baba. Hoş geldin kızım. Gördün işte, değil mi? Ele bulaşan yıkanıyor. Temizleniyor sonuçta. Ama yürek leke tutarsa... işte o zaman...